Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, tufanın üzerinden 5. gün yaşıyoruz. Rabbim millet olarak başımız sağ olsun. Rabbim ölenlere rahmet, kalanlara da yardımcı olur inşallah. Sürekli dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Tabii elinden gelen insanlar koşturuyorlar, yardımcı oluyorlar. Allah herkesten razı olur inşallah. Ancak bu arada bana sorular geldi. İşte yok, Boğaz'da bir gemi varmış, yok. Uçak gemisi geliyormuş, Amerika mı? Yok efendim, bunu Amerika mı yapmış falan. Kardeşim, bu tür propagandaları önemsemeyin. Bu tür propagandalara da sosyal medyada paylaşarak alet olmayın. Bunlar propaganda. Yani bunlar sisli havalarda toplumun moralini bozmak için yapılan bir takım 5. kol faaliyetleridir ki bu 5. kol faaliyeti eskiden fiskos yapılırdı. Şimdi sosyal medya bunun için kullanılıyor. Yani 70'li yıllarda 5. kol faaliyetini biz biliyoruz. O dönemde de fiskoslarla yapılırdı ya da bazı dergilerle, gazetelerle yapılırdı. Ama şimdi daha geniş bir alan. Rahmet için kullanırsak, rahmet için geniş bir alan. Sosyal medya alanı. Fitne için kullanırsak, fitne için. Her şeye müsait yani. Hani Allah diyor ya, fasıklardan bir haber alırsanız, onu iyice incelemeden, anlamadan inanmayın diyor. Önce araştırın. O yüzden bu tip gemilerle falan bir şey yaptıkları yok, yapacakları da yok. Amerikan gemileri sık sık Boğaz'a girer, sık sık İstanbul'a gelir. Bunlar eskiden de olan rutin şeylerdir. Efendim, diğer yandan bizim silahlı kuvvetlerimiz uyuyor mu yani, oturup alkışını çalıyorlar, gemi geliyor. Yani oraya yaklaşan bir gemi 40 bin yerden inceleniyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapacak yani, senin yazdığına göre yok efendim uçaklar havalanacak falan. Oradan bir tane uçak Türkiye'nin üzerine havalandığı anda bu gemiyi anında batırırlar orada. Hiç merak etme. Benim bildiğim Türk Silahlı Kuvvetleri öyle oyuncak bir kurum değil. Onu 50 yerinden inceliyorlar şimdi. A planı, B planı, C planı, Ş planı ama bu müttefik Amerika, müttefik olduğu için gelen gemisinin Türkiye'ye bir saldırı yapması falan şu şartlarda olası değil yani. O yüzden de işte elektronik harp, bilmem ne, efendim Amerika bu deprem, Amerika ya kardeşim, bu coğrafya deprem coğrafyası. Ya bu coğrafya bizim kaderimizdir. 1000 küsur seneden beri atalarımız gelmiş. Bu toprakları bize vatan yapmışlar. Ama burası bir deprem bölgesi. Anlatabiliyor muyum? Hani İbn-i Haldun der ya, coğrafya kaderimizdir. Kaderimizdir. Ama iki büyük depremin bir arada olması, milyonda bir olması ihtimal olan bir şey. Daha dünyada olmamış böyle bir olay. Yani 7.7 şiddetinin arkasında 7-8 saat sonra 7.6 gibi çok korkunç bir şey. Ve bu kadar yıkımın da sebebi bu. Şimdi hükümetin burada ihmali var mı? Bu hükümetin de var. Bundan önceki hükümetlerin de var. Yani şu yıkılan binaların yaşlarına bakacaksınız. Ve bunların hangi dönemde yapıldıysa o dönemdeki belediye, hükümet hepsi suçludur. Hepsi suçludur. Hani bunu geçen bir örnek verdim. 1970'li yıllarda, hatta biraz daha öte 60'lı yıllarda başlayan Kahramanmaraş'ın altındaki ovaya imar planı yapılmasın ve buralara ev yapılması, imara açılması
bir başlı başına bir cinayete teşebbüstür zaten. Ve nitekim cinayet işlenmiştir. Peki niye ovayı açtılar? Ova yumuşak. Bazı yerlerde bir metrenin altı su, bataklık. Ya Kahramanmaraşlıların için söylüyorum. Hükümet binasından sonraki Aksu'ya kadar, daha da ötelere, Türk koluna kadar bu bölgeye himara açılamaz. Konut yapılamaz. Ama yaptılar. Niye? Söyleyeyim sebebini. Bunda şey yok artık. Bu kadar can gitti. Kimsenin hatırını sayacak değiliz yani. Maraş'ın Kodoman zenginlerini, o bölgedeki tarlalarını değerlendirmek için imara açtılar. Başta Ahmet Uncu, o dönemin belediye başkanı 70'li yıllar. Bilmiyor muyuz yani? Belki 3-5 tane fakirin de orada 3-5 dönüm yeri vardır ama yüzlerce dönüm arazisi olanların arazileri değerlendirilmesi için oralara iskanı açıldı. Ve o gün yapılan hata işte bugün semeresini gösterdi. Ha, son 20 seneden beri yapılan binalar, ruhsat verilen binalar da AK Parti hükümetinin ayıbıdır. Veya AK Partili belediye başkanlarının ayıbıdır. Hesabını vermeliler lazım. Ölüsünün de dirisinin de son 50 senedir o bölgeye yapılan tüm imar planlarını yapanların altına imza atanlar hesabını versinler. Ölüsünün gıyabında halen hayatta olanlar da resmen hesap vermelidirler. Adalet icra edecekseniz tam zamanı. Yok Amerikan gemisini falan suçlamanın bir anlamı yok. Amerikan gemisi hiçbir hak yiyemez. Onların öyle bir kabiliyeti de yok. Eğer onların öyle kabiliyeti olsaydı Afganistan'da kıçına baka baka kaçmazdı. Somali'de kıçına baka baka kaçamazdı. Amerika'nın gücü ne? İşte gördüğün devasa bir askeri gemi. Gücü o. Başka ne gücü var? Irak'ta orduyu satın almasalardı, o Irak'ın içeriden yıkmasalardı, Saddam'ın askeriyle gene baş edemezlerdi. Ve Vietnam gibi çıkamazlardı da Irak'tan dışarı. Türkiye'ye 50 kere vururlardı, merak etme. Yani bugünün için değil, 50 kere vururlardı şimdi ama Türkiye'den çıkamazlar geri. Çünkü Türkiye Irak gibi değil. Türk ordusunu da satın alamazlar. Alsalar bile birkaç bölük, birkaç subay alırlar yani. Onun da hiçbir esamesi olmaz. Çünkü bu silahlı kuvvetlerin arkasında 80 milyon adam yatırıyor. Anadolu insanıyla baş edilmez. Onun için bu tip şizofrenik olaylara kafa yormayın. Bir de bunların propagandasına alet olmayın. Tamam mı değerli kardeşim? Allah'a emanet olun.